Benim konuma onu dahil et. Ben ona dahil ol ya da dahil olma demedim zaten. Sadece bu onun makyajını silme fikri ondan çıkmıştı. O yüzden onunla geldim. Ya zarar gören sen oldun. Niye böyle bir şeye giriyorsun ki? Ama zaten hani sana bir aday geldiğinde uğraşacak. İnsan benim, ben uğraşırım. Bak bana gelmedi zaten aday. Artı o da makyajını silme hareketi sana yakışacak bir hareket değil zaten. Yoksa sen bir insana zorla bir şey yapmazsın. Ya, hayır silmeyecektim zaten. Böyle yaptım da dokundurmadım bile yüzüne. Tamam laflarınla sen onu yerin dibine sokabilecek bir insansın. Zaten konuştuğunda da konuşmayı bilmediğinin farkındasın. Başkalarını karıştırma ya. Başkalarının senin üstünden prim yapmasına izin verme. Biraz akıllı ol ya. Bunu konuştuk seninle. Çağıracağım kırmızı odayı. Seninle konuşacağız bunu. Ne oldu da bir anda sanırım? O kadar başkalarına diyordu. Hazala mazala diyordu. Ne oldu da şimdi senin yanına çekmeye çalışıyor? Ya da senin yanında olmaya çalışıyor? Şuna bak. Ya uğraş, sen yine uğraş. Zaten sen her zaman uğraşıyorsun. Uğraş, keyfine bak. Benim zaten bu evde yapacağım artık bir şey kalmadı. Ya uğraş yani, keyfine bak. Tadını çıkar. Ama tutup da... Ama senin de böyle bir kızla birlikte olmanı istemem. Ben yani zaten olmam ki benim kızla beraber. Söyledim mi? Şimdi ben de dalga geçiyordum. Şimdi siz böyle yapınca ben kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Lan sen de olsaydın, sen tek başına gelseydin, uğraşmaya devam etseydin, beraber uğraşırdık. Beni biliyorsun, ben bu tarzda konuşan insanlardan zaten haz etmeyen bir insanım. Beraber olmam zaten. Benim kriterlerimi de biliyorsun. Ben doğal güzellik istiyorum. Ama bunun da farkındayız. Ya uğraş, biz de uğraşırız. Ama bu tarzda değil. Böyle yaptığında haksız sen olmuşsun. Adnan hayırdır, zoruna mı gitti? Yine başlamışsın kötülemeye. Ceyda bak, benimle bu tarzda konuşursan kalbini kırarım. Ama harbiden ama kırarım. Gitmişsin, yanında seninle, olmaya çalışıyorsun seni, falan diyorsun, yanına almaya çalışıyor diyorsun. Sana söyledim, sen benim için bu evde bir yarışmacısın. Benimle konuşurken de Adnan hayırdır zoruna mı gitti, benimle bu tarzda konuşamazsın. Sana ben bu lüksü tanımıyorum. Benimle konuşurken sen Adnan... Sen de benim arkamdan konuşma o zaman. Ne oldu? İki güldüm, iki eğlendim diye. Bir durum iki Melis'le iyi oldum diye bunu mu yapman gerekiyor? Hayır. Ben burada oturayım tek başıma konuşu, o günkü gibi, o günlerdeki gibi tek başına oturup ağlayayım mı? Konuşu. Yalnız mı kalayım? Onu mu istiyorsun yani? Benimle ilgili olan konulara karışma, bu bir. İkincisi... Seninle ilgili sen, ben ne yaptım ben sana orada ya? Orada Hande bizim eve geldiğimizde kıza demişsin ki hayırdır Adnan için mi geldin diye, kıza ters yapmışsın. Ters yapmadım ya, sen niye her şeyi Hande, böyle bir ters taraftan söyledim. Sana yapmadı mı? Evet söyledim. Ters yapmadım ha. Ki Hande'ye ben sen güzel bana söyledin, güzel söyledim yani, konuştum Hande, muhabbet ettim kızla. Hande tam bunu söylüyor. Hande bunun söylemesinin üzerine sen tutup orada Melis'le beraber geliyorsun. Kızla uğraşmaya başlıyorsun. Ya hiç o işte şey değil. Ya sen ilgisi yok, ben üstüne alınma be sen de. Vallahi havalara alınıyorum. Girme ya, senden ne alakası var? Yavrum alınıyorum, kızla kusura bakma kıza da. Kıza gıcık kaptım. Sanki geldiğinde Adnan dedi, ondan üstüne gidiyorum kız. Evet, ya bir dakika, bir şey söyleyebilir geliyor. Miyim? Hala beni unutamamışsın gibi geliyor. Aa, unut. Tamam. Adnan itiraf bana bekliyor. Bana illa bak, bu tarzda emin de ağzından kaçırdı. Ezecek yorumlar yaptırmaya zorluyorsun. Tabii tabii, sen çok havalara bana girmişsin canım benim. Bana bu tarzda yorumlar yaptırma. Çok havalara girmişsin. Beni sen havaya sen sokma acaba? O zaman canım. Tamam. Sen kimsin? Şu sen an kimsin? Beni bu tarzda havaya sokan sensin. Ay hareketlere bak 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 bak. Beni bu tarzda havalara sokma. Bak bak bak. Benim bak, için bak. Savaşma Ceyda. Şimdi bir şey seni söyleyebilir miyim? Ben de seni istemiyorum bebeğim. Heh, o zaman ona göre davran. İstemiyorum seni. Yani beni... Seni sevmiyorum artık, bil bunu. Diyorlar ya. O zaman ona göre davran, dediğim gibi... Ona göre davranıyorum. Sen de burada bir bireysin, senin hakkında da eleştiri yapabilirim. Bunu özgürüm yani, anladın mı? Sen de yapabilirsin vallahi benim hakkında. Kötü ama görünen... kötü bir eleştiri yapmıyorum senin tamam hakkında. Ama... Ne zaman... Bugün kötü, kötü bir eleştiri mi olursun yaptım? Çünkü geçen hafta ben bunu Pervin Hanım'dan rica ettim. Şimdilik dedim, birbirimiz hakkında olan konulara karışmayalım. Birbirimiz hakkında konuşmayalım dedim. Sen de dedin ki zaten senin adını bir daha ağzıma almam dedin. Maalesef alıyorum işte. İşte daha çok alırsın. Daha çok alırsın. Allah Allah, daha çok mu alır? Daha çok mu alır Adnan? Daha az evvel ağzından kaçırmadın mı? Ceyda itiraf etsin işte beni unutamadığını da. Böyle desin, böyle desin. Daha az evvel söylemedin mi? Meto bak, resmen bu onun için kötü bir şey. Yeter ben... senin canını yakmaktan ben bıktım. Kendi benim kendi tamam şey söyleyeceğim Ceyda ya. İtiraf et. Ne? Bekliyorsun. Hayır ya. Yani Ceyda'dan benim canım bekliyorsun. Yansa senin gözlerinin içine bakamam Adnan, anladın mı? Mehtap, ben seni hala var. Seviyor olsam gözlerinin içine bakamam. Bir dakika Eser.
Hani Allah öyle yanlış anlama yani, anladın mı? Ben seni sevmiyorum, unuttum artık, bitti. Tamam. Unutmamış olsaydım gözünün içine bakamazdım. Bugün sürprizler geldiğinde oynamazdım yani. İçimde bir cızıltı bile olmadı yani, anladın mı? Birisi söz hiç, hakkı istiyor. Kim o zaman bitmiş yani. O yüzden mi sana ben seni yarışmacı olarak görüyorum dediğimde ben seni görmemezlikten geliyorum diyorsun. Görmemezlikten geliyorsan ona göre davranacaksın. Gıcığım çünkü sana, anladın ona mı? Ona göre hal ve hareketlerini takınacaksın. Sen burada bir gelin adayısın. Emredersiniz. Senin Adnan için Bey. Gelecek damat adayına zarar veriyorsun. Ah Allah'ım, Adnan'la Ceyda, Adnan'la Ceyda. Siz var ya gerçekten birbirinizi hala seviyorsunuz. Benim hakkımda konuşma deyip duruyorsunuz birbirinize ama hala birbirinizle konuşmaya ve tartışmaya devam ediyorsunuz. Kesinlikle bunun altında ben bir şey olduğunu biliyorum ve gözlerinizden hissedebiliyorum. Adnan ve Ceyda arasında sürekli bir tartışma var. Bunlara hiç şaşırmıyorum. İlahi adalet diyorum sadece. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmaya çalıştığı için belki de bugün bunları yaşıyor. Eser'in Mehtap'a bir sürprizi var. Onu da söylemek istiyor deminden beri de söylesin. Efendim Mehtapçığım, sana bir tarif var. Gerçekten. Evet, Ekvador'dan arkadaşım geldi, adı Chris. Şovumuzu izliyor, seni çok beğeniyor. Seni alıp Ekvador'a götürüyor. Seni kabilenin kraliçesi yapacakmış. Yarın getiriyorum onu buraya. Adam Türkçe bilmiyor ya Mehtap. Çok iyi anlaşırsınız. Eser, efendim? Malzeme çıkarma benden kendine. Vallahi canım benim, adam gelmek istiyor dedi ki böyle bir imkanım var mı, ben dedim. Konuşurum. Ona göre yani yarın geçireceğim. Eser nasıl konuşacaklar peki? Vallahi artık tercümanlık yapacağım. Bir saniye, Ekvator'da hangi Cansel dili konuşuyormuş? Yardımcı olur İspanyolcasıyla. Hangi dili konuşuyor Ekvatorlular? Kanka ana dili İspanyolca ama İngilizce biliyor yani. Ya fark etmez. Mehtap öğrenir sevdiği adam için. Biz telefonda konuşuyoruz baba. Pardon da Adnan, sen hangi vasıfla orada konuşabiliyorsun benim adıma? Ben bir bu evde bulunan damat adayı daha olarak konuşuyorum Sayın Mehtap ya. Taşkıran. Ben senin canını ve yakmaktan burada ben bıktım. Senin hakkında sen konuşulan... Sen konuşmaktan bıkmadın. Bırak artık ya, konuşmak bak güç. Kadınların gücü çenesinde. Sen kadın mısın? Sus. Arkadaşlar. Bakın şimdi hep çenemden yakınan bir Türk erkekleri modelleri vardı burada şimdi. Ne güzel konuşmaz işte. İşte hiç konuşmayacağım. Beni susturabilecek bir yabancı damat. Zaten adam konuşmalarını Mehtap duymadığı için sana talip olmuş. Anlamadığı için duyuyordu herhalde. Nur ne var? Ceyda yapma işte şunu ya. Erkekleri ilişkiden soğutuyorsun. Yapma şunu işte ya. Hep böyle yapınca kaybeder. Yani adamın seninle ilgileneceği varsa da senin bu hareketlerinden dolayı ilgilenmez yani. Yapma şunu ya. Peki şey? Ceyda bu ama yani. Böyle bu bir. Ama yapmaması gerekiyor. Hep kaybeder böyle yaparsan. Bence de. Ve belki farkında bile değil, anladın mı? Bence değil zaten. Farkında olsa bunları yapmaz. Ceyda'nın çocuksu bir tavrı var her zaman. Böyle bu ama laçkalık. Bir erkeğe nasıl çekici yaklaşacağını bilmiyor. Onu çekicilik de değil ya. Belirliyor. Sen sürekli çekici misin mesela? Hayır ama hayır. Üstü usturuplusun. Tavlama aşamasından bahsediyorum ben. İşte yanlış bir tavlama tekniği bu. Ne o? Sana da bahsettim ya konudan. Batuhan'a karşı yaklaşımlarım. Orada mesela hani anlattım ya az önce de. İşte hastayım, ona çorba yapan yok mu dediğinde senin ayağa bile kalkmayıp al yer misin demen erkeğe yani ilgi olmuyor maalesef. Hani birazcık daha farklılaştırsan hareketlerini, şu an Batuhan'la ilgilendiğini mesela böyle belli edersen Batuhan senden soğur, onu diyorum. İyi de bir ilgi yok ki ortada. İşte böyle belki olabilir ihtimalle de öldürürsün böylelikle onu. Öldürür mü Batuhan? Yok, bana batmıyor. Ceyda'nın yaptığı yani hareketler tatlı, sevimli geliyor. Ha? Okay. Ama bazı erkekler de çocuk tutup sever. Hayır, ben bir şey söyleyebilir miyim? Zaten şey yok arkadaşlar, benim fikrim bu. Dani haklı. Ya ben de tavlamak bir şey söyleyeceğim. Yani. Ben bir şey tavlamaya çalışmıyorum ki, bir dakika. Benim Ceyda'cığım, o yaptığım şeyde tavlama gibi bir niyetim yok yani. Ne alakası var? Tavlamak istesem tavlarım yani. Ceyda'cığım. Tamam. Senin yöntemlerin farklıdır. Ben sadece bazen hareketlerinin, anladın mı? Yani olmaması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Ama Dani ben doğru çocuk söylüyor. Gibiyim, ne yapayım? Kendimi değiştirmek istiyorum. Yapmasan daha iyi olur ama batmıyor gene de. Böyle. Dani haksız değil. Bence okay. Şöyle bir şey var. Erkeğe taktikle yaklaşırsan o taktiklerin bittiği yerde erkeği kaybedersin. O yüzden erkeğe hiçbir zaman taktikle yaklaşmayacaksın. Olduğu ben gayet olacak. Bu taktik değil gibi olacaksın. Olduğum gibi davranıyorum. Ayrıca yani erkeğe göre değişir. Bazı erkek öyle kadından hoşlanır, bazı erkek böyle kadından hoşlanır. Senin
tarzında kadınlardan da hoşlanan erkekler vardır. O Tankut'tur. Ceyda'nın tarzında kadınlardan da hoşlanan erkekler vardır. O da Batuhan'dır. Batu belki de Ceyda'dan bu şekliyle hoşlanıyor. Bence Ceyda olduğu gibi kalmalı. Farklı bir asla beceremem. Şeye bürünmemeli yani. Yapamam ki. Bence Ceyda böyle çok tatlı bir kız. Batuhan da böyle bir adam zaten. İkisi bir araya gelince karışımları çok güzel oluyor bana göre. Okey. Ya ben olsam orada çocukcağız hastayım bana bakan yok mu dediğinde ben kalkarım ona bir şeyler ben yapmak isterim. Ben inanmadım. Sen niye yapmadın Dani? Ben niye yapmadım? Çünkü o ara meşguldüm. Tamam. Çok meşguldüm. Batuhan Hande'yi beğendin mi? Ben yaptım onu yerine. Ya Ceyda'la iyi anlaşıyoruz. Ben Ceyda'yı seviyorum. Bir sıkıntım yok ama öyle ilerlemiş bir hislerimiz yok tabii ki. İleriki zamanlarda olur. Sonra göre hareket edebiliriz ama şu an öyle bir şey yok. Yok Batuhan. Seviyorum Ceyda'la eğleniyorum. Hande güzel diyoruz. Vakit Hande, Hande. Hande dede. Hande. Hande'yi beğendim de Hande beni beğenmedi. Neyse erkekler evi bu Allah kadar Allah sohbet Allah yeter artık. Yani bir gidin kaybolun artık. Hadi bay. Hadi Seda Hanım yok diye ama alıştınız sohbet ediyorsunuz. Hadi bay bay. Hadi güle güle Ayşe. Vallahi sıkıntı. Hande. Sen yeter ki sen kısmetse o.